Gözlenir, hatırlanır. Unutulmuş gibi görünse de yaşar insan gerçeği içinde. Sakladıkça özlemi büyütse de dokunamaz kendine, kendi gibi kahveyi basacak. Geç kalma istersen. Ne? Thank you.
da gelenler. Ne oldu teyzem? Ay kurban olayım söyle. Ömer'in kahveye kurşunlamışlar. Kimseye bir şey olmuş mu? Yusuf. Yusuf. Yusuf yaralanmış. Ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Hemşirem, nasıl hastanın durumu? Ameliyat hala sürüyor. Kurşun kalbine isabet etmiş. Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyor. Allah'ım, sen yavrum bana başla ya Rabbim. Ah, mücahide teyzem. Sen üzülme. Bak, en iyi hastaneymiş burası. Hem Yusuf dayanıklıdır. Elbet iyileşecek. İçim yanıyor. Yusuf. Yine mi bırakıp gideceksin anneni? Ben gidip bir babama bakayım. Bir şeye ihtiyaçları var mı? Dur kızım dur. Annen yanında ya. Hem doktorlar demin söyledi baban iyiymiş. Hadi sen git birer su getir bize hadi. Tamam baba. Yusuf iyileşecek mi? Teyzeciğim ameliyat devam ediyor. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Beklemekten başka çare yok. Bekliyorum. Ağlamayacak. Ağlamayacak. Yusuf için. Allah razı olsun sizden. Bir başıma ne yapardım buralarda? Olur mu hiç öyle bir şey? Alo. Zeynep'ciğim, Feriye ablan ben. Baban nasıl? Geçmiş olsun canım. Diğerleri nasıl? Ameliyatta mı? Hmm. Peki doktorlar ne diyor? Ameliyat bitince beni de haberdar eder misin canım? Bekliyorum bak, sakın unutma. Teşekkür ederim. Maalesef kaybettik.
Hasretine doyamadım. Bir ömür ayrı geçti. Ya sabır ahiretli. Ya sabır. Dağ gibi oğlumu aldılar benden. Kavuşamadan gitti oğlum. Kimsenin ettiği kötülük yanına kâr kalmaz. İlahi adalet. Ne yaptın lan? Abi yok. Nasıl yok? Yer yarıldı, içine girdi sanki adam. Bakmadığım izleri kalmadı. Demek ki bir tane delik kalmış Levent. Bir deliği bulamamışsın kardeşim. Abi zaten polisler peşinde. Er ya da geç bulacaklar. Ya bana ne polisler Levent? Önce sen yakalayacaksın ki ben hesap keseceğim. Eğer onlar yakalarsa ben hesap kesemem. Değil mi güzel kardeşim? Kesemez. Hadi. Hadi Levent. Hadi Levent. Fırla Levent. Hadi Levent. Tamam. Elbet bulacağım seni Resul. Elbet. Ömer abi başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sağ ol abla. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ya yalan deyin Allah'ınızı severseniz ya. Biri yalan desin ya. Ya aşağıda bazı şeyler duydum. Duyduklarım doğru mu? Doğru Ramazan. Öldü mü Yusuf abi? Allah benim belamı vereydi de gitmeyeydim arkadaş ya. Allah benim belamı vereydi de gitmeyeydim ya. Ah güzel kızım benim. Bitirdin, tükettin kendini. Kırgın gitti teyzem. Ona yanıyorum. Oh. Beklemedim onu diye kırıldı bana. Almanya'ya gittim. Evlendim. Çocuk doğurdum diye kırıldı bana. Ama hiç belli etmedi. Zerre sitem etmedi. Ama biliyorum. Kırıldı. Söyleyemedim ki ona. Murat senin oğlun diyemedim ki. Gönül koyma bana diyemedi. Gerçekleri öğrenemeden gitti. Ondan evladını esirgedim ben. Ahirette yakama yapışmaz mı? Neden oğlumu benden sakladın? Niye söylemedin diye sormaz mı? Sormaz kızım.
Yusuf seni sevdi. Hem de çok sevdi. Ben ne yaptım? Celal'im neden? Namusumuza laf söz gelir mi diye korktum. Büyük bir günaha girdim. Yusuf'umu kandırdığım gibi oğlumu da babasız büyüttüm ben. Bunun hesabını sormaz mı benden? O şimdi her şeyi biliyor. Murat'ın oğlu olduğunu bildiği gibi senin neden kaçtığını da biliyor. Senin yüreğindeki korkuyu, pişmanlığı da biliyor. Onu ne kadar çok sevdiğini, ona nasıl sadık olduğunu da biliyor. O her şeyi biliyor kızım. Sen bunları dert etme. İnşallah. İnşallah öyledir. Ah ki geride kalana. Ya Cahide Hanım? Oğlunun arkasında yanıp tutuşuyor kadıncağız. Bu dünyada bir torunu olduğunu bilmeyi hak etmiyor mu? Bilmiyorum. Cahide teyze benden nefret ediyor. Murat'ın torunu olduğuna sevinirim. Yoksa üzülür mü? İnan bilmiyorum. Demek bizi bırakıp gittin ha Yusuf. Demek bizi gerçekten bırakıp gittin. Böyle olacağını bilseydim yapar mıydım hiç? Seni hiç cinayet yerinde öyle bırakır mıydım? O uğursuz gecede 3 adamı öldüren bendim Yusuf. Hiç ummazdın değil mi? Hatta sana söylesem inanmazdın bir. Senin gibi mert bir delikanlıya bu yapılır mıydı Yusuf? Niye yaptım biliyor musun Yusuf? Çünkü o namussuzlar kızıma kıymışlardı. Ölümü hak etmişlerdi. Ama sen tutuklanınca İtiraf edemedim. Yapamadım Yusuf. Korkmuştum. Çok korkmuştum. Ölümden korkup senin hayatını çaldım Yusuf. Bunca yıl sana yaptığım haksızlıkla yaşadım Yusuf. Sen hapisteyken ben dışarıda yaşadım. Ananın yüzüne baka baka Yusuf. Ferah'ın yüzüne baka baka. Tam 17 yıl dile kolay. Bunca yıl sana yaptığım haksızlıkla yaşadım. Konuşsana be adam. Ne işin vardı gecenin o saatinde orada? Konuşsana. Ne işin vardı Yusuf? Adamları ben öldürdüm. Yusuf sadece oradan geçiyordu. Yaralı adamlara yardım etmeye çalışıyordu. Onu orada görünce gizlice kaçtım. Sonra eve gidip sabah olmasını bekledim. Sabah olduğunda öğrendim ki Yusuf cinayetten tutuklanmış. Ömer abi nerede kaldı ya? Oğlum dengesiz misin lan sen? Dün bir bugün iki. Adam 2 gün içinde iş başı mı yapacak? Ömer abi kolay kolay toparlayamaz.
Dükkanı mı abi? Ne dükkanı lan? Ne dükkanı? Adam bir önce kendini toparlasın. Aklım fikrim para olmuş. Allah sana akıl fikir versin ya. Baksana abicim, yatacak yerimiz yok, iş yok, güç yok. Tam takıp kuru bakır olduk abi. İyi günler beyler. İyi günler abi, hoş geldiniz. Ömer'e bakmıştım, yok mu? Hayırdır abi? Dün geceki olay içinse Ömer abi ifade verdi abi. Yok, onun için değil. Dün Zülküf geldi karakola. İtiraf etti. Meğerse cinayeti Zülküf işlemiş. Yusuf boşu boşuna hapis yatmış. Kısaca size de bir miktar para bıraktı. Şu anda karakolda. Sıkışıyor. Gitmesek mi? Yok yok. Olmaz öyle şey. Biz görevimizi yapalım da. Teyzem. Bak. Ben iyi değilim. Cahide teyze kötü bir şey söylerse ben düşüp bayılırım. Ay Feriha. Güzel kızım benim. Dirayetli ol. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Biz ne acılara göğüs gerdik. Bunu da atlatacağız. Bu öyle değil teyzem. Ben bütün kapılarımı kapadım sanıyordum. Ama Yusuf'un yüreğime sızdı. Aralık bir pencere varmış hala. Bir umut. Ama şimdi... Kader kızım. İnsanın başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmaz. Hadi kalk gidelim biz. Hadi kalk. Alo. Hazır mı benim emanet? Hazırlıyorum abi. Ne diyorsun lan? Niye bu kadar uzun sürdü oğlum bu iş? Öyle abi. Uğraştırıyor. Temiz iş olsun istiyorum. Başlatma lan temiz işinden. Beni burada fare diline takılı bıraktınız. Temiz işmiş. Elinizi çabuk tutun. Merak etme abi, acil tarafından elinde olacak. Ha şöyle. Koskoca Atmaca Resulü burada hapsettiler. Salak herif. Ne yaptın, buldun mu Levent? Sayılır abi. Nasıl sayılır kardeşim? Levent oğlum, sen lisede mantık okumadın mı? Kardeşim bir kapıyı açıktır ya kapalıdır. Buldun mu bulmadın mı oğlum? Halil'e sahte pasaport çıkarttırıyormuş abi. Halil'i konuşturmaya gidiyorum şimdi. İyi tamam, dolandırma herif. Tamam geliyorum, hemen geliyorum. Başın sağ olsun Cahide Hanım. Ne yüzle geldin sen buraya? Yusuf'uma yaptıkların yetmedi, şimdi de beni mi tanımaya geldin? Git buradan git! Acılarımı deşme. Ne varlığında ne yokluğunda Yusuf'umun evine ayak basmayı hak etmiyorsun sen. Çık git buradan. Bir daha da gözüme görünme. Cahide teyze sakin ol. Geç otur şöyle. Bana bak Cahide Hanım. Acın yeni, aklın başında değil. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Hiçbir şey bilmediğin gibi. Teyzem. Sen karışma. Yeter artık bu kıza çektirdiğin. Senin aşağılayıp hor gördüğün bu kız. Teyzem. Sen karışma Feriha. Bu kız senin oğlunun. Yeter. Müsaadenizle. Hadi. Hadi. Öyle günaha sokuyorsun ki kendini. Bu işin vebalini dünya ahiret ödeyemez. Hadi teyzem. Ömer.
Ömerciğim, Ali ve Selim burada, seni görmek istiyorlar. Ben kimseyi görmek istemiyorum. Ömerciğim, yapma böyle bir tane. Bak önemliymiş. Çocukları içeriye davet ettim. Biz hemen kapıdan görüşüp gideceğiz dediler. Hadi bir tane. Ömer abi günaydın. Rahatsız etmemişizdir inşallah. Ettiniz Kunduz, ne var? Abi dün Zülkif baba karakola gidip teslim olmuş. Her şeyi itiraf etmiş abi. Katil Yusuf abi değilmiş abi. 17 sene boşu boşuna yattı be abi. Katil Zülkif babaymış. Baba deyip durma şu katil herife. Ağız alışkanlığı be kanka. Eysi abi Yusuf abi katil değilmiş. Sevinmedin mi? Nesine sevineyim? Yusuf'u geri getirin mi o? Yusuf'un 17 yıl boşu boşuna yatmasına mı sevineyim yoksa baba diye güvendiği adamın ona ihanet etmesine mi sevineyim? Böyle boş işlerle uğraştırmayın beni. Hadi gidin siz de. Ömer abi bir de bir şey vardı. Zülkif baba ay ağzına tüküreyim ne zıkkımsa karakola para bırakmış abi. Mahalledeki garibanlara dağıtasınız diye. Polisler dedi ki Ömer Bey gelip parayı teslim alsın. Bilginiz olsun abi. O adamın parasına kimsenin ihtiyacı yok. Emin misin abi? Siz ister misiniz? Yok yok istemeyiz abi. Biz istemeyiz parayı. Kahveyi nasıl toparlayacağız abi? Bana kahve deme Ali. Bana kahve deme. O kahve yüzünden ben dün kardeşimi toprağa verdim. Bana kahve deme. Bundan sonra kahve lafını duymak istemiyorum. Yerin dibine batsın o kahve. Siz de başınızın çaresine bakarsınız artık. Hadi eyvallah. Ömer iyi misin? Çocuklara çok kötü davrandın. Ya boş boş konuşuyorlar ya. Ömer bak ben seni çok iyi anlıyorum. Çok ağır bir şey yaşadın. Ama hepimiz çok zor günlerden geçiyoruz. Ya kahve... Bana kahve deme Gülistan. Yerin dibine batsın o kahve. Ne biçim konuşuyorsun sen Ömer? Biz yıllarca o kahvenin ekmeğini yedik. Hem o kahve sana babanın yadigarı. Orada babama ait hiçbir hatıra kalmadı Gülistan. Bütün hatıralar kana bulandı. Hangi köşesine baksam Yusuf'un kanlı yüzünü göreceğim artık. Adım bile atamam artık o kahve, anlıyor musun? Satarız olur biter. Zaten bir sürü meraklısı da var. Alan da hayrını görür. Tamam. Ya şu an konuşmayalım bunu, çok erken. Senin acın çok taze. Sen bir sakinleş, kendine gel, aklını başına topla, ondan sonra konuşuruz, oldu mu? Gülistan, bana deli muamelesi yapıp da beni iyice delirtmeyin, tamam mı? Benim aklım başımda. Sadece o kahve lafını artık duymak istemiyorum. Aklı başında insan böyle konuşmaz. Okuyan evladı, evinde kendisini bekleyen anası ve karısı varken... Böylesine kolay bir şekilde o ekmek teknesini gözden çıkarmaz. Gülistan üstüme gelme. Ömer. Üstüme gelme. Abi izah edeyim bak. Neyi izah edeceksin? Neyi izah edeceksin? Nerede lan Resul? Abi vallahi bilmiyorum abi. Bak yemin ediyorum bilmiyorum abi. Abi. Abi gözünü seveyim. Nerede lan Resul? Vallahi bilmiyorum abi. Pasaportunu sen yapmıyor musun? Vallahi bilmiyorum abi. Konuşmuyor. Konuşma abi. Abi izah edeyim bak abi. Ne bu derin sun adı? Halil abi. Halil. Ali. Efendim abi. Oğlum. Olur mu abi senin vücudunda hayatta olan hasalak var ya. O terlik hayvan. Anam. Sen onu. Ulan. Sen onu. Niye koruyorsun ulan? Ne o benim arkadaşımı öldürdün ulan? Ha? Peki ben sinirimi kimden çıkaracağım Ali? O sen olmak ister misin Ali? Çok sinirliyim. Şimdi ben sinirimi kimden alayım Ali? İster misin Ali? Abi, yok abi. Açtın ağzını. Abi, yok. Şuraya lan. Konuşacağım.
yanlış adrestesin Osman. Resul Polines köyde bir orman kulübesinde. Oğlum sen ne istiyorsun lan benden? Oğlum sen benden ne istiyorsun ya? Ulan sen benden ne istiyorsun? Ondan geriye doğru say. Ondan geriye doğru say lan. Ha? Say! 10 9 Levent 8 Oğlum burada bomba falan mı? 7 Yok abi. 6 Var mı lan? Yok abi. 5 4 3 2 Feriha, iyi misin kızım? Yeter artık ağladın, göz pınarların kurudu. Daha ne kadar susacaksın? Sana yapılan bu haksızlığa neden izin veriyorsun? Sen kötü bir şey yapmadın ki. İyi misin? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum. İyiyim ben. Murat'ım üzme evladım anneni. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Oğlum biz senden ne saklayabiliriz ki? Farkına varmıyorum sanıyorsunuz değil mi? Yusuf denen o katil bu mahalleye geldi gelir sen çok değiştin anne. Ne vardı aranızda? İyi ki öldü de namusumuza laf gelmedi. Adam burnundan kıl aldırmıyor. Ulan şu iş bir bitsin. Ben bunu senin burnundan fitil fitil getirmez miyim ulan? Cemal! Bana bir çay demleyin de sinirlerim yatsın. Yoksa bütün sinirimi sizden çıkaracağım. Thank you.
Ramazan. Ömer abi. Ömer abi hoş geldin. Ramazan, burada mı uyuyorsunuz siz? Yok ya, ne uyuması, biz uyumuyoruz ki. Burada insan uyur mu abi? Boynumuz falan tutulur yani. Biz yemek yedik hep beraber. Sonra bir içimiz falan geçmiş yani. Hararet yaptı tabii. Onları da zaten şey... Şşt, kalksanız oğlum, Ömer abi geldi. Şşt. Baksana normaller yani. Kunduz, burada mı uyuyorsunuz siz? Abi ne yapalım, kahve şey olunca. Yemek yediniz mi? Ne yemeği abi? Simit yedik ya demin. Ya hadi, bunların yatacak yeri yok. Sen niye babanın evine gitmiyorsun? Salak. Biz arkadaşız, senden öğrendik Ömer abi. Arkadaşlarını zor günde yalnız bırakmak yakışır mı bana? Hadi gelin benimle. Feriye abi. Hadi hadi. Hadi. Hadi Kunduz. Alın. Bu ne abi? Zülküf'ün parası. Sizin bundan sonra. Abi biz bu işlere girmeyiz be. Şey yapamam yani, sorumluluğunu alamam değil mi? Ramazan, bu paraya bu mahallede en çok sizin ihtiyacınız var. Siz iyi insanlarsınız. İte kopağa bulaşmazsınız. Kendinize bir iş yeri açarsınız. Hem yatacak bir yeriniz de olur, tamam? Alın hadi. Al şu parayı hadi. Hadi delirtme beni. Abi, alırım ama kahveyi toparlamak için. Ali, bana kahveden bahsetme. Yemek yiyelim mi abi? Ne istedin o baba yiğit adamdan be? Ne alacak senin aklını, aklını? Bir dakika. Ramazan. Ya bir dakika abi. Ramazan. Osman abi bir dakika. Ya öldürelim de acısını bitsin. Az mı çektik içeride? Bırak çekecek. O da çekecek. Çekecek. Tamam. Çekecek. Ona söyle abi, ben ölmeden ölmek yok. Bakın teyzeciğim, en sevdiğin katilinin dışarıda gezmesinin ne olduğunu en iyi ben bilirim. Belki bunları sizle daha sonra dertleşiriz. O yüzden Yusuf'un katilini ellerimle bulup götürüp polise teslim ettim. Belki bir parça içiniz rahatlar diye. Allah senden razı olsun evladım. Ellerin dert görmesin. İçime soğuk sular serpildi. Ne ceza alırlar? Hemen çıkmazlar değil mi? Yok canım. O kadar kolay mı? Yusuf kaç sene yattı? İşlemedi bir cinayet için. Kör olasıca Zülkü. Biz de yıllarca adam yerine koyduk. Vicdansız. Merak etmeyin. Bunlar zaten çeteden yargılanacaklar. Ben senin borcunu nasıl öderim? Asla. Bana borcunuz falan yok. Anan baban hayatta mı evladım? Bilmiyorum. Ben yetimhanelerde büyüdüm, hiç tanımadım. Bak şimdi tanıdın işte. Bundan sonra beni anam bil. Allah şahidim olsun. Bundan sonra yüreğimdeki yerin Yusuf'umla aynıdır. Abicim, tostlara elini sürmesene, tabağın altından tut.
Ya ne diyorsun kardeşim, bunu yapan eliyle yapmıyor mu? Ne demek yani elini sürme? Nereye mi süreceğim? Allah Allah. Hanımefendi buyurun, bu sizin. Efendim, bu da sizin. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederiz. Bunun içine sucuk da koymuşsunuz. Ben sadece kaşarlı istemiştim. Öyle mi? Gerçi jilet inceliğinde kesildi ama. Ben hemen şey yapayım. Buyurun, hallettim hanımefendi. Buyurun. Hallettim. Berke ne yaptı? Berke bir şey söyler misin lütfen? Abicim ne yapıyorsun sen? Alır mısın şu tostu? Berkeciğim asıl sen ne yapıyorsun ya? Bak bu yaşta dizginleri ele verirsen kurtulamazsın Berke. Biraz delikanlı ol ya. Dikil kadına karşı. Ondan sonra ağa Berke, yapma Berke, kalk Berke, otur Berke, yapar elinde oynatır seni. Yapma, yapma. Kalk Berke, gidiyoruz buradan. Bak sana ne dedim? Şu an... Bir dakika gitme. Berke benim dedik. Hesap ne olacak birader? Berke. Dostum parasını vermediniz ya. Alo. Vay Ömer abim, nasılsın? Sağ ol be Ramazan. Nasıl gidiyor işler? İyi abi, çok şükür. İHA olmasa da çorbamız kaynıyor. Buyur bir çayımı iç abi. Yok almayayım ya. Abi karnının açlığı var mı? Tost yapayım mı? Yok aç değilim, gidiyorum ben. Ömer abi, burası da senin yerin sayılır abi. Ne zaman istiyorsan gel işin başına geç. Vay be. Yedin bitirdin kendini Ömer abi ya. Ah anneciğim ah. Ne olacak bu Ömer'in hali? Aman ne olacak kızım, toparlanacak elbet. Öyle söylüyorsun da. Bak iki aydır sersefi dolaşıyor ortalıklarda. Ay bir psikoloğa falan mı götürsek? Oh, ay ağzından yel alsın. Ay tövbe tövbe. Benim oğlan deli mi yani? Ay anneciğim ne alakası var delilikle? Şimdi herkes alıyor psikolog desteği. Hani dişçiye kontrole gideriz ya 6 ayda 1. Onun gibi bir şey. Ay, yok yok. Benim tanıdığım Ömer öyle deli doktoruna falan gitmez kızım. Sen her 6 ayda 1 diş doktoruna mı gidiyorsun? Evet. Sebep? Kontrole. Oho, çok masraf kızım. Sana ne zamandır soracağım ama bir soramadım kızım. Nedir anneciğim? 2 aydır bu evin masrafını sen gideriyorsun. Aldığın para yetiyor mu bari? E işte idare ediyoruz. Senin etin ne budun ne kızım? Yani ne maaş alıyorsun ki sen? Anne, ben sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda. Hayırdır? Bak yemin et Ömer'e söylemeyeceğine. Ay korkutma beni kız. Ay bir şey mi yaptın? Anne sen bir yemin et. Ay tamam tamam yemin ederim. Bak başım gözün üstüne ha. Ramazanlar. He. Ömer'in verdiği Zülküf'ten kalan parayla çay bahçesi açtılar ya. İşte çocuklar o çay bahçesinde Ömer'in de hakkının olduğunu düşünmüşler. Her ay çay bahçesinin gelirinden bir pay getiriyorlar. Ben de onunla evi idare ediyorum işte. Çekip çeviriyorum. 10 dakikalığında biriktiriyorum işte. Ay çok şükür için rahatladı şimdi. Ay Allah razı olsun çocuklardan. Hakkaniyetli çıktılar vallahi. Anne bak yemin ettin ama. Ay yok yok. Ay yok söylemem kızım. Ay ben Ömer'i bilmiyor muyum? O paradan da oluruz sonra. Bir akşam çocukları yemeğe çağıralım. Çok iyi olur. Mantı açayım ben. Oo, vallahi biz de nasipleniriz o güzel mantıdan. Çok uzun zaman oldu yemeyeli. İşte geldi. Nerede topladın bizi buraya ya, söylesene. Ne oğlum, fena mı ettik işte, toplandık burada beraber. Oğlum söyle işte ya, illa adamı meraklandıracak mısın? Abi ben de bilmiyorum ki. Osman abi mahallenin gençlerini topla dedi, ben de topladım, bekliyoruz. Murat Bey arkadaşlarını artık seçkin iş adamlarından seçmeye başladı. bu karizmaya yakışır.
Yakında TÜSİAD'a da girer bu. Ay canım yerim, tipe bak. Ne haber canım benim? Ay ben yerim seni. Efendim abi. Ramazan nerede oğlum? Nerede olacak abi, arazi oldu yine. Yengeyi yoldan geçerken görmüş, 5 dakikaya geliyorum dedi. Gidiş o gidiş. Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Osman abim mi ödeyecek? Yes, Osman abi söyleyecek. Vay Osman abim mi? Otur lan soğuk. Tek. Al bagajda poşetler var. İki kişiyle gidin oğlum hadi. Hadi gençler. Hadi. Hadi bakalım. Ne getirdin Osman abi? Oğlum bir merhaba desene. Merhaba. Pek tez canlıdır benim oğluşum. Anne. Tamam. Getirdim abi. Anneyim işte, ne yapayım? Ne haber kızlar? İyiyiz Osman abi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sana da var, sana da var. Üç saç beni be! Heyt be! Kuruyoruz yani takımı. Kuruyoruz abicim. Bir tanesin Osman abi. Atletle mi oynayacaktınız oğlum? Forma işte. Osman abi sen bizim her şeyimizsin. Osman abi sen bizim her şeyimizsin. Ya ya ya! Şar şar şar! Osman abi şar şar şar! Tamam yapmayın. Ya ya ya! Şar şar şar! Osman abi! Harika olmuş kekin. Afiyet olsun. Ömer şanslı adam valla. Anası ayrı maharetli, karısı ayrı maharetli. Aman canım, Ömer'in beni gördüğü mü var? Niye? Bir problem mi var? Yok, aynı. Olayın şokunu hala atlatamadı. Hayattan hiçbir beklentisi kalmamış gibi davranıyor. Artık gözü ne beni görüyor ne kızını. Bugün Zeynep evden mini etek giyerek çıktı. Eskiden olsa kıyametleri koparırdı. Arkasından bakmadı bile. Ne zor zamanlar geçirdik. Onlar Yusuf'la kardeş gibilerdi. Sen de Yusuf'a aşıktın Oya. Bak hayat devam ediyor. Ölenle ölünmüyor. Çok da öyle değil be Gülistan. Yani ben Yusuf'a aşık mıydım yoksa öyle mi sandım bilmiyorum. Hani bazen olur ya, boştur yüreğin. Birilerine tutunmak istersin. Yani biraz da Cahide teyze girdi kanıma. Feriha'dan uzak dursun diye. Bakın kim geldi. Feriha. Feriha. Oh, çaylar da kekler de hazır. Özür dilerim. Fatma teyze misafiriniz olduğunu söylemedi. Ben sonra gelirim. Mahsus söylemedim kızım. Yüz yüze gelin diye. Aynı mahalle içinde yüz yüze bakmadan olmaz. Hem siz çocuk değilsiniz artık, koca insanlar oldunuz. Küslük kırgınlık yakışmıyor size. Neyse derdiniz, oturun kavga mı edeceğiniz ne edecekseniz edin. Ne yaparsanız yapın zehrinizi akıtın, sonra da sarılın birbirinize. Fatma teyze, benim kimseyle bir alıp veremediğim yok. Kapım herkese açık. Dileyen buyurur evime, derdi neyse konuşuruz. Ama böyle emri vaki olmaz. Şimdi izninizle lütfen. Feriha! Dur gitme lütfen. Biliyorum kırgınsın bana. Ama ben bilemedim. Bilemedim. Senin Yusuf'u, Yusuf'un da seni sevdiğini ben bilemedim. Daha demin Gülistan'a anlattım. İnanmazsan ona sor. Yalan söylediler bana. Beni de bu yalana inandırdılar. Hayal kurdurdular. Ne zaman ki Yusuf karşıma çıkıp seninle aramızda hiçbir zaman bir şey olmayacak, olamaz dedi. O zaman anladım. Ama çok geçti Feriha. Seni kaybetmiştim artık.
Feriha. Ne olur affet beni. Aşkım, kunduzun spesiyeli. Kunduzun spesiyeli de bu kadar olur ancak. Şuna baksana ya, 2 gram kaşar, önden bakınca arkası görünen zar gibi 3 dilim sucuk. Tost mu bu be? Ben sana bir tost yaparım, yemin ederim şu dolma parmaklarını yersin. Evlenince yaparsın değil mi? Yanında portakal suyu da sıkarsın ben olurken. Sıkarım. Benim de gömleğimi giyersin. Senin gömleğini niye giyiyorum Selim? Benim sabahlığım yok mu? Ya aşkım, filmlerde oluyor ya, sevgililer gömleğini giyiyor. İçim gıcırdadı Sibel. Ay Selim, cıvıma hemen yağ, sulanma 2 dakika. Ya yemin ederim şu taş gibi olmuş tosta kırarım kafana. Hemen yapayım yenisini. La istemem. Ya bir şey söyleyeceğim, akşam ne yapıyorsun? Ya işin yoksa Beykoz'da yazlık sinema açılmış da sinemaya gidelim mi? Ben gelemem ki Sibel. Daha maaşımı almadım. Bir de kunduzdan isteyemem. Ödemelerim de var. Ya ne yapacaksın kunduzu? Kunduzu boş ver. Bu seferlik benden. Söylemesi ayıp, dün haftalığımı aldım da. Of, aslında senin çalışmana içim el vermiyor Sibel. Niyeymiş? Karizman mı zedeleniyor Selim? Kadın parası yemek ağrına mı gidiyor Selim? Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç gelemem ha böyle maçoluklara. Ya yeri gelince acayip feministimdir yani. Çaktım mı pekmezini akıtırım ha. Çakma sevgilim, ben öyle demek istemedim. Üzülüyorum seni göremeyince. Ya Selim, aramızda sadece bir sokak var. Ya beni görmek için şu yokuşu inmek bu kadar zoruna gidiyorsa ben artık sana hiçbir şey söylemiyorum. Ya pes artık sana ya, pes. Sibel. Sibel. Aşkım öyle demek istemedim. Dur, yanlış anladın. Selim. Hadi be oğlum, yine aşka kervanına taktın kendini, hadi ya. Ah be deli oğlan. Girdin aklıma, iş çıkardın başıma. Teşekkür ederim. Nasıl olacak ki? Nasıl olacağı falan yok. Evin badanası, boyası bitti. Yarın sizi buradan taşırız. Zor be oğlum. Evin her tarafı anılarla dolu. Nasıl bırakıp gideyim ben bunları? Bu anları hatırlamak için burada yaşamanız gerekmiyor. Geçen gün siz söylemiyor muydunuz bu ev beni boğuyor, kabuslar görüyorum diye? Ha? Orası öyle ama. Aması falan yok. Düzen alınlar sizde geliyor, kötüleri burada kalıyor. Yarın buradan taşınıyorsunuz, tamam? Öyle olsun bakalım deli oğlan. Tamam. Hadi yüzünü, güzel yüzün biraz. Ama doldurmuş 100 kolileri Selim. Baksana çok ağır. Of! Ne yemesin yağlı boya? Kara kucak beyli bana mıyım be mübarek? Altına kaçır da sorarım ben sana kara kucağı Selim. Sen öylesen aşkım. Ben koca Yusuf'un torunuyum. Ama sen inanmıyorsun bana. Yusuf'un torunuymuş. Selimciğim bak, üzerinde kırılacak eşya yazıyor. Aman dikkat et canım. Ver sen onu bana. Kara kucak Selim. Yolla yolla. Burada. Cahide teyze. Bunun üstünde kırılacak eşya yazıyor. Mutfağa götüreyim mi? Koyuyor kısmı yer. Ben sonra hallederim. Cahide teyze. Bunu ne yapayım? Bu benim nazlı kızımdı. Onu şöyle baş köşeye koyalım ha. Cam kenarına. Tamam. Hadi abicim, hadi, terimi soğudu burada ya. Bak, işi bilen kendisi getiriyor kolisine. Aferin.
neresi? Nerede kaldın? Evin eşyasının yarısından fazlasını toparladık yani. Benim eşya taşıyacak vaktim yok. Hem sana hediyeni getirdim. Hediye mi? Ne gerek vardı? Görünce bayılacaksın. Ne yaptın sen? Yazık değil mi bu kediye? Kutunun içinde eziyet ediyorsun böyle ya. Ama sen dün çağ bahçesinde sevince... Hı. Ne bileyim, sevinirsin sandım. Ben kendim alıp götürmesini bilmiyor muyum yani? Hem nasıl bakarım ben buna? Babaannem hayatta izin vermez. Al, sen nereden aldıysan geri götür bu kediyi. Çocuklar biraz soluklanın hadi. Of, 5 dakika mola. Limonatalar, ayranlar, şirketler. Ben olmuş ya. Oya, kızım gümüş gondol olacaktı. Getir de koyalım masanın üstüne. Yok Cahide teyze, görmedim. Bütün gümüşler aynı kutudaydı. Açmadınız mı yoksa o kutuyu? Kutuları açtık da çıkmadı. Nasıl? Emin misiniz? İçerlerde olmasın? Yok Cahide teyze, bütün boş kolleri indirdim ben daha demin. Ay, kayıp mı oldu yoksa? Yok, kaybolmadı. Ben biliyorum nerede olduğunu. Cahide teyze, nereye gidiyorsun? Geleyim mi ben de? Yok, sen kal. Yine geç kaldı bu çocuk. Heh, geldi işte. Dur ben bakarım. Sıkışmıştır gene. Oğlunu çağır bana. Daha gelmedi. Hayırdır? Kim gelmiş kızım? Cahide teyze. Söyle oğluna benden çaldıklarını geri getirsin. Çabuk. Sen ne diyorsun Cahide teyze? Bugün taşınırken kamyonun yanında gördüm. Elinde bir kutuyla uzaklaşıyordu. Gümüş gondollarım, rahmetlinin gümüş tabakası, köstekli saati hep kayıp. Murat öyle şey yapmaz. Cahide Hanım, lafını bil de konuş. Ben lafımı biliyorum. Anası ne ki oğlu ne olsun. Hırsız ananın hırsız oğlu. Cahide teyze, benim ne hırsızlığımı gördünüz siz? Yalan mı? Türlü işvelerle, yalanlarla oğlumun kalbini çalmadın mı? Aklını başından almadın mı? Sonra mapusa düşünce yüzüstü bırakmadın mı? Ardına bile bakmadan Almanyalara gidip kimden olduğu belli olmayan bir veledi zina peydahlamadın mı? Yeter, sus! Sus! Benimle böyle konuşmaya hakkın yok. Benim ne yaşadığımı biliyor musun sen? Niye gittim Almanyalara ben ha? Niye gittim kaçar gibi? Niye kaldım oralarda? Namusumuza laf söz edilmesin diye. İçeriden ne zaman çıkacağı belli olmayan bir babanın çocuğunu doğurmaya gittim oraya. Senin o veledi zina dediğin çocuk var ya, Yusuf'un çocuğu. Senin de öz be öz torunun.